seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı gezmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere Mersin'den sesleniyoruz. Yanımızda mühendislik sektöründe faaliyetlerini gösteren Mehmet Ali Bey var. Şimdi hep birlikte Mehmet Ali Bey'den değerli bilgilerini alacağız. Başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mehmet Ali Bey. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz Erdem'imize. Hoş bulduk. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. İzleyicilerimize, bizlere kendinizi tanıtır mısınız öncelikle? Ben Mehmet Ali Doğru. Erdemli'de inşaat mühendisi olarak kendi firmamda çalışıyorum. Erdemli'ye hizmet ediyorum. İnşaat mühendisliği görevini burada proje bazında, yapım bazında hizmet sektörü olarak daimi olarak yapmaktayız. Peki burada yaptığınız faaliyetlerden izleyicilerimize bahseder misiniz? Biz burada inşaat mühendisliği olarak plan, proje, ruhsat aşaması, daha sonrasında da yapım olarak, yani inşaatların kalıp, duvar, sıva, seramik, boya, tüm inşaat yapım aşamalarını tek kalemde, yani müşterilerin tek bir şahısla muhatap olup arka tarafta bütün işlerin yapıldığını, bir takım çalışması olarak olduğunu gösteren bir firmayız. Peki yaptığınız, yer aldığınız projelerden de izleyicilerimize bahsedebilir misiniz? Biz bu projelerde şöyle bir çalışma yapıyoruz. Genel itibariyle dış cephe, iç cephe çalışması, daha sonrasında konfor koşulu, daha sonrasında da yapım aşaması, iç güzellik ve dış güzellik olmak üzere çalışmalar yapıyoruz. Yer aldığınız projelerden izleyicilerimize bahseder misiniz? Erdemli'mizin 71 mahallesinde hizmet vermekteyiz. Bu 71 mahallemizde hizmetlerimizi şöyle anlatabilirim size. Mimari, statik, elektrik, mekanik, jeoloji, jeofizik olmak üzere ruhsatlandırma dediğimiz bir dal. Aynı zamanda bu ruhsatı da hayata geçirmek için yapım olarak ikiye ayırabiliriz. Teknik olarak proje kısmı, yapım olarak da inşaat kısmını ayırabiliriz. Bu inşaat ve yapım kısımlarında aynı zamanda Erdemli'mizde 3 boyut, yani yaptığımız projeleri çizgilerden ibaret değil, 3 boyut olarak, görsel olarak vatandaşlarımıza sunuyoruz. Bu sunduğumuz projeleri hayata geçiriyoruz. Burada acaba şöyle mi, acaba böyle mi, koltuk sığar mı, baca oldu mu, tuvalet nasıl oldu, banyo nasıl oldu sorusunu 3 boyutlandırma sistemiyle bunu ortadan kaldırıyoruz. Yani vatandaşlarımız paralarıyla kendi istedikleri tarzda bir eve sahip olmuş oluyor. Biz de bunları hayata geçiriyoruz. Peki faaliyet gösterdiğiniz sektör güvene dayalı bir sektör. Müşteri memnuniyetinizden bizlere bahseder misiniz? Müşteri memnuniyeti bizim için en önemli faktördür ki Erdem'de şu anda bizim takdir edilmemizin de sebebi budur. Müşteri memnuniyeti bizim ruhsat aşamasında bir, müşterinin içine sinmesi için en önemli bir konu. Yapım aşamasında bu ruhsata ve projeye uygun şekilde yapılması, aynı zamanda iskan alındıktan sonra da müşterilerimizin evine genel itibariyle 1 sene içerisinde, 2 sene içerisinde ziyaret edip daha sonrasındaki memnuniyetlerini de kontrol ediyoruz. Sürekli gidip eksiğimiz var mı, hatamız var mı, beğenmediğiniz bir nokta var mı, beğenmediğiniz noktalar varsa bundan sonraki projeleri de yapmayalım diyoruz. Çok şükür bu zamana kadar daha karşılaşmadık. Bir sonrası takibini de sağlıyorsunuz. Peki her bütçeye, her kitleye hitap edebiliyor musunuz? Evet, bu soru çok ucu açık bir soru. Çünkü burada zevkin sınırı yoktur diye veya hobilerimizin sınırı yoktur diye bir ibaremiz var. Her bütçeye ve her kitleye hitap edebiliyor muyuz? Bu sorunun cevabına evet diyebilirim. Çünkü Erdemli şartlarında müteahhit firmalar var. Bu müteahhit firmalara dış cephe ve iç cephe tasarımı ve bina projeleri hazırlıyoruz. Biz yörük çocuğuyuz, takdir edersiniz ki köylerde de 6 depo üstü ev, normal tek katlı ev veyahut yan tarafında depo gibi istekleri karşılıyoruz. Bu da her kitleye hitap ettiğimiz anlamına geliyor. Bu her kitleyi biz para olarak değil, isteklere cevap vermek olarak algılayalım. Her isteğe, her düşünceye biz talepleri karşılayacak düzeyde proje yapabiliyoruz. Yeri geliyor soğuk hava depoları yapıyoruz, yeri geliyor pazar alanları yapabiliyoruz, yeri geliyor tek katlı evler yapabiliyoruz, yeri geliyor dubleks, villa tarzında evler yapabiliyoruz. Onun için her kitleye, her kesime hitap edebiliyoruz. Müşterilerin talepleri doğrultusunda ilerliyoruz. Evet. Bu sektördeki en önemli faktör nedir? Bu sektördeki en önemli faktör güvenilirlik, ekonomi, yani uygun fiyat,
ve yapının sağlamlığı diyebiliriz. Yapıyı güvenilir, uygun ve faaliyetli bir şekilde yaparsak her türlü talebi karşılayabiliriz. Peki sizi diğer inşaat mühendislerinden ayıran farkınız nedir? Bizi Doğru Mühendislik ile müteahhitlik firması olarak diğer firmalardan, diğer ekip arkadaşlarımızdan, mühendis arkadaşlarımızdan ayıran en büyük özelliğimiz ekip çalışması olması. Yani teknik olarak bir ekibimizin aynı proje üzerinde koordineli bir şekilde çalışması, aynı zamanda da yapım aşamasındaki ustalarımızın ekip olarak çalışması, bunun koordinasyonu ve projenin takibi olarak adlandırabiliriz. Bizim yaptığımız en büyük artı bu. Kalite güven yanı sıra sizin sektörde hızlı teslimat da çok önemli. İzleyicilerimize bu konu hakkında bilgi verir misiniz lütfen? Hızlı teslimat konusunda şu projeleri söyleyebilirim. Hızlı teslimatı projeye göre belirlemekte fayda var. Yerin zemin durumuna göre, inşaatın metrekaresine göre, yapının ne sınıfta olduğuna göre, yapı denetimli mi, yapı denetimsiz mi, yani 200 metrekare altı, 200 metrekare üstü gibi projelere göre yapının hız durumu belirlenebilir. Bunları da şöyle yapabiliyoruz. Eğer ki ortalama şartlarda bir yayla evi yapımını soracak olursak, yayla evlerindeki bizim teslimat süremiz 4-5 ay arasındadır. Toplu konut inşaatleri, soğuk hava depoları gibi çelik konstrüksiyon olan yapılarda montaj süresi, motor, makine, ekipman gibi aksesuarlar biraz fazla olduğu için yapım süresi biraz daha değişiyor. Onun için bizim burada müşterinin talebine göre İnşaatı yapmadan iş planı hazırlayıp iş planına göre zaman belirleme durumumuz söz konusu. Onunla da sözleşmede mutabık kalıyoruz. Daha bu zamana kadar da sözleşmenin dışında ve dediğimiz zamanlar dışına daha çıkmadık çok şükür. Buradan meslektaşlarınıza söylemek istediğiniz bir şeyler var mıdır? Buradan meslektaşlarımıza şu önerilerde bulunurum. Yeni mezun arkadaşlarımıza ben daha çok yönelmek istiyorum. Yeni mezun arkadaşlarımızın İş sektörü olarak bir korku ile değil, bir sevgiyle yanaşmalarını tavsiye ederim. Bu konuda bir unutmayalım ki bir inşaat mühendisi, yani insanların yaşamı bizden sorumlu olacak. Onun için kendilerini daha iyi, daha yetkin, daha profesyonel bir şekilde yetiştirmeleri için gerek inşaat mühendisleri odası olsun, gerek fuarlar olsun, gerek teknik geziler olsun, bunları yapıp kendilerini daha dolu hale getirip piyasada hizmet vermelerini öneririm. Peki, verdiğiniz bu kaliteli hizmetten izleyicilerimiz yararlanabilmek için sizlere nasıl ulaşabilirler? Bizlerle iletişim bilgilerinizi paylaşır mısınız lütfen? İletişim bilgilerimizi sosyal medya aracılığıyla, yani Facebook, Instagram'dan, aynı zamanda da konum bilgisi olarak Google'dan ulaşılabilir. Bu konu üzerinde kafalarına takılan her ne olursa olsun, gerek statik anlamda, gerek faaliyet anlamında, gerek yapım aşaması konusunda müşterilerimizin talepleri doğrultusunda her türlü desteği verebiliriz. İletişim numaramız zaten kayıtlıdır. Bu konuda hiç çekinmeden arayıp her türlü desteği verebiliriz. Yapmak veya yapmamak hiç önemli değil. Kafalarındaki soru işaretlerini bile gidermek bizim için bir memnuniyettir. Bunu da seve seve yapmaktan gurur duyarız. Mehmet Ali Bey'e verdiği değerli hizmetler için ve verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki durağımızda görüşmek üzere.